Evet, 16 numaralı sorunun çözümüne geçiyorum. Bir iyonla ilgili sorulan soru. İyonumuz amonyum iyonu. Şu anda azot normalde atom numarası 7. Bunu artı 1 gibi düşünecek olursam amonyumdaki azotu bir tane elektron kaybettiği zaman sanki elektron sayısı 6'ya düşmüş gibi düşünebilirsiniz. Bu durumda 6 elektronu dağıttığımız zaman 2, 4. Yani son yörünge elektron sayısını azotun 4 gibi belirlersem karbon elementi pozisyonuna geçtiği için birbirinden eşit açılarla uzaklaştılar. Bir tane azota 4 tane hidrojen atomu, pardon, iyonu bağlanmış oldu. Şu anda NH4 artı bir iyonunun geometrik şeklini bakınız. Metanla aynı yapıya ulaştı. Düzgün dört yüzlü gibi düşünebilirsiniz. Bağ açılarına da 109,5 derece diyebilirim. Bir de şu cümleyi söylemeden geçmek istemiyorum. Aslında NH3 molekülüne bir tane H artı bir iyonu bağlanmış gibi de düşünülecek olursa arkadaşlar elektronsuz bir atomun ya da iyonun başka bir atom ya da grubun elektronlarını kullanıp oluşturduğu bağ türüne biz aynı zamanda koordine kovalent bağ demiştim ki bu bağlardan bir tanesini koordine kovalent bağ alırken diğer 3 tanesini de kovalent bağ olarak alabilirsiniz. Ha, birbirine göre bir farkı var mı derseniz karakter ve özellik bakımından aynı ama oluşum şekilleri farklı olduğu için 3 tanesine normal kovalent bağ, birine de koordine kovalent bağ diyebilirsiniz. Şu anda sorulan soru şu. NH4 artı bir iyonu ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Toplam elektron sayısı 10'dur diyor. Şimdi normalde NH4 artı bir iyonunda evet toplam proton sayısını bulayım ben size. Azot bir tane görüldüğü gibi iyonda. Azotun proton sayısı 7 artı hidrojenin proton sayısı soruda da belirtilmiş 1 ama 4 tane olduğu için eğer toplam proton sayısını sorarsa 11'dir. Ama elektron sayısını sorduğu için bir taneciğin değerli artı 1 ise o atom ya da grup toplamda bir tane elektron kaybetmiştir. Dolayısıyla eğer bunun değerli 0 olsaydı elektron sayımızda 11 olması gerekirdi. Ama bir tane verdiği için şu anda toplam elektron sayımız 10 tane olmalı. Bu durumda birinci ifadenizde 10 demiş, yani doğru. Klor iyonuyla yaptığı bileşik halk arasında nişadır olarak da adlandırılır diyor. Onu şöyle ifade edeyim. NH4 bir iyondur, yani köktür. Klor eksi bir iyonuyla tepkime girdiği zaman bunların formülünü de yazabilirsiniz. Evet, yükleri birebir olduğu için çaprazların meydana gelen bileşiğin formülü NH4Cl. Bunu okuduğunuz zaman bileşiğin adı amonyum klorürdür. Halk arasındaki ismi nedir diyecek olursam bir tuzdur bu. Evet ama nasıl bir tuzdur? Evet onu da belirteyim. Klor kuvvetli asitten geliyor. NH4 de zayıf bazdan geldiği için asidik bir tuz sınıfına girer. Halk arasındaki adına Nişadır da diyebilirsiniz. Üçüncü ifade geometrik şekli düzgün dört yüzlü diyor. Evet belirttiğim gibi burada azotun 4 tane elektronu da eşit açılarla uzaklaştığı için aynen metan molekülünün geometrik yapısına benzeyen bir yapı meydana geliyor. Geometrik şekline düzgün dört yüzlü diyeceğim. Yani üçü de doğru olup E şıkkında